Web TV ekranlarından herkese merhaba, ben Barış Özdil. Yepyeni bir Şeffaf Dosya programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü Başkanı Sayın Çağrı Guruşçu ile İzmir ve ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış kardeşim. Öncelikle davetimizi geri çevirmeyip programımıza katıldığınız için İz Gazete ekibi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ben de Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü üyesi olarak sizinle programı yapmaktan büyük mutluluk duydum. Aynı belirtmek keyif, isterim. Aynı mutluluk benim için geçerli. Hiç vakit kaybetmeden sorularıma geçmek istiyorum. Fakat öncesinde ufak bir hatırlatmada bulunmam gerekiyor. Sevgili izleyenlerimiz, yayınımızı paylaşarak daha fazla kişinin bize ulaşmasını sağlarsanız çok seviniriz. Ayrıca programımız esnasında soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşarak programımıza ortak olabilirsiniz. Sayın Başkan, sizin için de uygunsa sorularıma geçmek istiyorum. Tabii. Sorularıma Konak hakkında konuşarak başlamak istiyorum. İlçe örgütü başkanı olarak Konak'taki mevcut durumu ve ilerleyen süreçte bizi nasıl bir konak beklediği hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Hem bütün İz Gazete ailesine de ayrıca teşekkür ederim. Bize bir platformdan hemşehrilerimize ulaşma fırsatı verdiği için. Birincisi, biz Konak'ta çok ciddi bir çalışma içinde bu süreci harmanladık ve geldiğimiz noktada Sayın Belediye Başkanımız Abdülbatur adaylık süreci gerçekleştiği dönem içerisinde 100 her gün en az 10 bin adım atarak kampanyamızı sürdürdük ve Konak'ın Gültepe'sinden Neşrep Paşası'na, Basmanesi'nden Alsancağı'na, Güzel Yalısı'na kadar çok ciddi bir çalışma yaptık ve bu çalışmanın neticesinde de Konak tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir oy aldık. %64'lük bir oy aldık. %64 aldığımız oy 1984 yılından bu yana aldığımız en yüksek oy oranı. Tabii bunun sevindirici olması şundan kaynaklı. Şunu gördük, farklı siyasi görüşte olan, bize daha önce oy vermemiş, hatta belki bazı mahallelerimizde ikinci, üçüncü parti olarak çıktığımız bölgelerde bile birinci parti olarak çıktık. Bunun iki sebebi var. Birincisi, Sayın Başkan Abdülbatur'un tabii ki disiplinli, işini takip ederek kampanyayı çok iyi bir şekilde yürütmesi ve insanın gözünün içine bakarak, ona dokunarak, elini sıkarak samimiyetle yaklaşmış olması. İkincisi, ilçe örgütümüzün, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın canhıraş bir şekilde mücadelesi, çalışması ve azmiyle gerçekleşti. Tabii seçim sürecinden sonraki dönem, Konak'ta yeni bir dönemin başladığı, Konak'ta artık enerjimizi tamamen sokağa yansıtabileceğimiz bir anlayışın başladığı bir dönem. Ve geçen 100 gün içerisinde gerçekten Abdülbaşkanımız ve ekibi, takımı, ilçe örgütümüz hep beraber uyum içinde çalıştık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii bu süre içinde çok güzel çalışmalar yapıldı. Biraz da ondan bahsedeyim isterseniz. Tabii ki. Vereyim biraz. Birincisi, tabii biz 100 günde 100 güldürdü diyoruz Abdülbaşkanımız için. Kendisi tabii şehri dinleme noktasında zaten en başta ben göreve gelir gelmez yapacağım şey sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar, kamu kuruluşları, kimler varsa önce bir dinleyeceğim, hemşerilerimi dinleyeceğim ve ondan sonra yola koyulacağız, planlayacağız dedik ona. Bu çok önemli bana kalırsa ve ondan sonra hızla sahaya çıkmaya başladık. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi Konak Belediyesi yapısı içerisinde bugüne kadar daha önce kurulmamış olan esnaf masasını, sivil toplum örgütleri masasını, hemşeri dernekleri masasını kurduk ve yine kurulmamış olan engelli merkezi çalışması başladı. Ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında da şimdi bir uyuşturucuyla mücadele merkezi oluşturuyoruz. Çünkü gerçekten bugün ülkemizin mevcut politikaları içerisinde uyuşturucuyla mücadelenin çok önemli olması gereken bir dönemdeyiz. Maalesef gençlerimiz bugün uyuşturucu belasıyla baş başa kalmış durumda, yüzleşmek zorunda kalmış durumda. Biz de diyoruz ki gençlerimizi bu beladan kurtaracağız. O yüzden buna özen göstererek bir çalışma içindeyiz şu anda. Ve yine özellikle şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Konak bir kentsel dönüşüm bölgesi. O nedenle Konak'ta şu anda özellikle Gültepe bölgesinde daha önce yapılmış olan 1/1000'lik planlarla ilgili çalışma başladı. Bu çalışma revize ediliyor. Yeniden gözden geçiriyoruz bu çalışmayı. Ve Gültepe
kentsel dönüşüm alanı bakımından hakikaten belki Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşümü özellikle dikey bölge, yatay bölge dediğimiz bölgelerde gerçekleştirecek. Sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, yaşam alanlarıyla gerçekten pırıl pırıl bir Gültepe orada yaşayan sakinlerimizi, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi bekliyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediye'miz Yeşildere bölgesinde çok önemli bir kentsel dönüşüm çalışması sürecine girecek. Orası da sadece kentsel dönüşüm boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal alanlarıyla, kültürel alanlarıyla, hatta ekonomik anlamda istihdam alanı yaratacak alanlarıyla da son derece önemli bölgelerden biri olacak. Tabii bizim için en önemli şiar edindiğimiz konulardan bir tanesi şeffaf belediyecilik süreci. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak programlarımızda, tüzüğümüzde de programımızda da her daim şeffaf belediyeciliği, açık ve katılımcı belediyeciliği savunuyoruz. O nedenle bu dönem yine şeffaf belediyecilik anlayışıyla her şeyin şeffaf olduğu ve aynı zamanda hesap verilebilir, demokrasinin temel ilkelerini yerine getirebilen belediyecilik anlayışını sürdürmeye başlıyoruz. Bunun ilk etabını biliyorsunuz sosyal medya üzerinden meclis, belediye meclis toplantılarımızı canlı yayınlayarak gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde temizlik seferberliği başlattık. Abdül Başkanımız ve Tunç Başkanımız el ele verdiler. Önce Kadife Kale'de başladı, sonra Başkanımız Gültepe'de devam ettirdi, Toros'ta. Ve her hafta muhakkak bir bölgemizde belediye başkanımız eline süpürgeyi alıyor ve temizliğe başlıyor. Temizlik işçilerimiz, hemşerilerimiz bu sürece katılıyor. Çok kıymetli bana kalırsa. Kesinlikle. Herkesin sahip çıkması ve yaşadığı kente ait olma hissini uyandıran bir çalışma. Bu devam ediyor. Yine kent turizminde bir tanıtım atağı gerçekleştiriyoruz ve kent turizm danışma ofislerini kuruyoruz. Hı hı. Aslında bu neden önemli? Çünkü İzmir biliyorsunuz turizm kenti diye hem tarihi envanteriyle, kültürel yapısıyla bir turizm kenti. Bu turizm kentinin en büyük ve en önemli alanlarından biri Konak ilçesi. Konak. Çünkü Konak'ta çok ciddi kültürel bir miras var. Agora, Kemeraltı. Kemeraltı, Agorası, Antik Tiyatrosu, Kadife Kalesi, Basmanesi. Baktığınız zaman çok kıymetli bir bölge. O nedenle bu danışma ofisleri gelen turistlerin yönlendirilmesi açısından, bilgi edinmesi açısından hem de canlı olarak birebir kentle ilgili bilgi alabilmesi bakımından son derece önemli olacak. Bir diğer konu ise yine doğalgazla ilgili. Hem bu arada hükümetin de yapmış olduğu doğalgaz zamları, tabii biliyorsunuz bu tür operasyonları gece gerçekleştiriyorlar. Dün gece de böyle bir operasyonla %15'e varan ne yazık ki zamlar gerçekleşti. Tabii halkımız maalesef temel ihtiyaçlarını bir yandan gideremezken bir yandan da doğalgazın zam belasıyla boğuşmak zorunda kalacaklar. Ama biz her şeye zam geldiği gibi. Her şeye zam geldiği gibi bugüne kadar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Bu da bir vaatti. Daha önce biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıken Sayın Binali Yıldırım bir vaatten, sözden bahsetmişti ve %10'a varan indirim yapacaklarını doğalgazda söylemişti. Ama bu tezatlık AKP iktidarının bugüne kadar zaten her zaman rastladığımız tezatlıklarından bir tanesi. %15'e varan zam bugün artık altında ezilmekte olan vatandaşımızı daha da zorlayacak. Ama tabii biz doğalgazla buluşması ve doğalgaz keyfini yaşaması için hemşehrilerimizin evlerine kadar doğalgazı götürmeye devam ediyoruz. Şimdi Zeytinlik Mahallesi'nde, eksik olan mahallemizde 1500 haneye doğalgaz ulaştırma süreci başladı belediyemiz tarafından. Yine her mahalleye muhakkak afet gönüllüleri koyacağız ve orada afet gönüllüsü sadece bizim vatandaşımız, hemşerimiz olan insanlar bugüne kadar doğal afetlerde çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı bilerek ve bilinçli olarak bundan sonra yapacakları çalışmalarla o bölgeleri, o mahalleleri muhakkak koruyacaklar ve bir eylem planı geliştirecekler, acil eylem planı. Pazar yeri konusunda Konak'ta çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Çünkü Konak öyle bir ilçe ki bir pazar yerini bile yapmamızda zorlandığımız bir ilçe. Çünkü boş alan yok. Boş alan yok. Arazi bulamıyorsunuz baktığınız zaman. Ama onu da yine bir müjde olarak Kahramanlar semtinde yaşayan vatandaşlarımıza söyleyelim. Orada sanırım orada katlı otoparkla alakalı bir çalışma var. Bir çalışma var. Orada bir pazar yerimiz olacak. Yakın zaman içinde Büyükşehir Belediyesi ile de bununla ilgili gerekli görüşmeleri bitirdik. Artı yine Eşreppaşa'da bir pazar yerimiz olacak. Onunla ilgili de müjdeyi verelim. En kısa zamanda o çalışmada başlıyor. Hatta Eşreppaşa pazarının bulunduğu o tarihi bölge dediğimiz İpek yolunun olduğu
yer nefes alacak ve orası bir tarihi aks olarak yeniden hayata geçecek. Biliyorsunuz o bölge İpek Yolu'ndan aşağıya doğru Damlacık Mahallesi'nde, Damlacık bölgesi deriz oraya. Şimdiki adı Namık Kemal Mahallesi. Bu konak tünelleri nedeniyle orada yıkılmış, viran hale gelmiş tarihi bir bölgemiz. Orayı ayağa kaldıracağız bu süreçte ve orası aynı zamanda Roma'nın su kültüdür. Yani Roma bölgesi, Roma döneminden kalan bir su bölgesidir. Onu ayağa kaldırmak için bir çalışmaya başlıyoruz. Dijital arşivi hayata geçiriyoruz. Yine tüm parkları yeniliyoruz. Parklar çünkü modern kentlerin yüzüdür. O nedenle tüm parklarımızda bir çalışma başladı. Eski atıl kalmış. Konakta yine eksik kalmış konulardan tabii, bir tanesi. Bir tanesiydi. Onu tamamlıyoruz. Kemeraltı çok önemli bizim için. 7/24 her gün yaşayan bir kemeraltını yaratmak ve tarihi kemeraltı çarşısının iadeye itibara kavuşmasını sağlayacak bir çalışmayı hem Konak Belediye'miz hem Büyükşehir Belediye'miz beraber yürütecek bu süreçte. Orada halkımızın hem yaşam alanlarıyla, hem sosyal donatı noktalarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle ama tarihi boyutuyla çok önemli bir aks haline gelecek kemeraltı. Bunun için bir çalışma başladı, devam ediyor planlamalar. Her şeyden önemlisi çok önemli bir bölgemiz var, Kordon. Yani İzmir'in kalbi niteliğinde. Evet, İzmir'in kalbi niteliğinde, kentin içinde konumlanmış, Kruvaziyer Limanı'nın en yakınında bulunan, yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir bölge. Biz istiyoruz ki bu bölgede festivaller, eğlence mekanları, oradaki iş adamları dernekleriyle, esnaflarımızla, hemşerilerimizle birlikte planlayabildiğimiz bir yer haline gelsin. Kordon'u da bu yönde bir çalışmayla planlıyoruz. İnanıyorum en kısa zamanda çok güzel bir konak. Bu dönem konağın tamamen değişeceğini ve gelişeceğini söyleyebiliriz o zaman. Konak, hatta şöyle olacak, bana kalırsa konak kabuğunu kıracak bu dönem. Yani yeni bir süreç başlıyor konakta. Konak kendine gelecek ve gerçekten konağı 5 yıl sonra dünyanın birçok yerinden misafirler ağırlayan çok aktif ve çok enerji dolu bir kent haline getireceğiz. Umuyoruz biz de öyle olmasını. Sayın Başkan, danışma kurulu toplantıları yapılmaya başladı. Evet. Yarın da Konak ilçemizin danışma kurulu toplantısı gerçekleşecek. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki atmosferi hakkında şu an ne düşünüyorsunuz? Birincisi şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlere katılmadan önce, yerel seçimler öncesinde çok ciddi bir strateji belirledi. Tabii buradaki stratejinin belirlenmesinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem gerçekten akılcı yaklaşımı hem de demokrasiye olan inancın pekişmesini sağlayabilecek aldığı kararlar bana kalırsa son derece önemliydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hamleler ve genel başkan yardımcılarımızın, parti meclis üyelerimizin yaptığı hamleler neticesinde Türkiye'de çok ciddi bir oy oranıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana gibi çok önemli büyük şehirler kazanıldı. Kazandık. Aslında ben şunu söylüyorum. Bu seçimin belki sonucunda %30 gibi bir banda yerleşmiş olabiliriz ama büyüklüklerine ve hacmine bakılırsa Türkiye'nin %50'sinden fazlasını katma değeri en yüksek olan şehirler çünkü. Olan şehirleri katmış görünüyoruz. Tabii hem bu kümülatif netice bizim için çok önemli ve ben şunu söylüyorum, iddia ediyorum. Geçmiş dönemden bu yana çeşitli belediyelerimiz sosyal demokrasi adına çok önemli çalışmalar yaptı. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini benimsemiş, sokakta gerçekten insana dokunan, samimiyetle, inandırıcı olabilen ve hizmeti sadece hizmet şiar edinmiş olan bir Cumhuriyet Halk Partisi 5 yıl sonra inanıyorum ve biliyorum ki %40'ın üzerinde oy alacak Türkiye'de. Bu tabii baktığınız zaman stratejik olarak da çok önemli. Burada birlik beraberlik görüntüsü vermek, sevgi dilini yerleştirmek, özellikle dile getirmek istediğim ve söyleyeceğim şey şu ki sevgi dilinin aşamayacağı bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları içinde bu partiye gönül vermiş, bu partinin sempatizanı olmuş kim varsa sevgi diliyle artık bizi ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, kesinlikle, kucaklayan anlayışla hareket ettiği müddetçe iktidar olmamızın önünde hiçbir engel kalmayacak. Barıştıran bir CHP kesinlikle var artık. Kesinlikle şunu görüyorum, artık halkımız, vatandaşımız, hemşerilerimiz ayrışmaktan, ötekileşmekten bıktılar. Artık bir öteki gibi görülmekten bu ülkede ya da sadece
oy versinler diye belli hizmetleri yerine getirmek ama bir yanda söylemleri ayrıştırma üzerine kurmuş samimi olmayan tavırlar. Samimi olmayan tavırlardan bıktılar. Artık yeni bir şeyler söylemek gerekiyor. Onu da Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirdi bu dönem ve daha da devam edecek. Bizim ilkelerimizde, temelimizde zaten bu var. Çünkü Cumhuriyet'in temel ilkelerini biz kendimize felsefe olarak koymuşuz, ilke olarak koymuşuz önümüze. Ve bu temel ilkeler noktasında hareket ettiğimiz takdirde herkesin içinde olduğu, kucaklaştığı, bütünleştiği, barışı, özgürlüğü, adaleti ve herkesin içinde olduğu bir anlayışı gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem bunun için geldi. Kucaklaştırmaya, toplumsal bütünleşmeye ve halkımızın artık bıktığı, ötekileştirme, ayrıştırma politikalarından tamamen sıyrıldığı ve güven içinde geleceğe bakabildiği bir dönem için buradayız. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Peki Sayın Başkan, yavaş yavaş kongre sürecine doğru gidilmeye başlandı. Evet. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Birincisi şunu söyleyeyim. Biz tabii ilçe örgütümüzle beraber birçok seçim geçirdik. İlçe başkanı olmadan önce ilçe yöneticisi olduğum dönemde de yaklaşık 10 seçim geçirdik ve bu 10 seçimin dışında yine parti içi seçimlerimiz olmuştu. Son göreve geldikten sonra bir genel seçim, bir yerel seçim olmak üzere başarılı bir süreç geçirdik iki seçimde de. Özellikle yerel seçimlerde aldığımız %64 ile birlikte. Tabii bundan sonraki süreç kongrelerin başlama süreci. Kongre takviminin açıklanmasıyla birlikte kongre takviminin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezince tüm ilçelere ve illere tebliğ edildikten sonraki süreç bizim tabii ki karar aşamamız olacak. Tabii. Şu anda bunun için konuşmak için çok erken. Zaten birinci derecede buna karar verecek ben kendim şahsım değil. Daha çok buna karar verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi tabanıdır. İlçemizin tabanıdır. Delegasyonumuzdur. Ama şu anda gördüğüm ölçüde de ciddi bir teveccüh var ilçemizden. İlçe delegasyonumuzdan, gerek partimizin yöneticilerinden, belediye meclisimizden ve partimizin tabanında üye olarak yer alan gençlik kollarından, kadın kollarından gördüğümüz teveccühü de azımsamak doğru olmaz. Tabii bunu da değerlendirerek kongre takvimi açıklandıktan sonra bir karar vereceğiz. Tabii ki. Sayın Başkan, ülkemizde ekonomi her geçen gün daha kötüye gidiyor. Evet. Ve bununla doğru orantılı olarak da işsizlik sayıları uçmuş vaziyette. Maalesef öyle. Sizce uzun sürelerdir yaşanan kriz döneminden çıkmak adına neler yapılabilir? Bu iktidarla bu krizden çıkmak mümkün müdür? Evet. Bu yönetimle bu krizden çıkmak mümkün müdür? Evet. Sizce bu ekonomik krizin tam olarak içinde bulunduğumuz durumun nedir? Bizim şu anda içinde bulunduğumuz durum tamamen tek adamın iki dudağı arasına hapsedilmiş, her şeyi ben bilirim diyen bir anlayışın tezahürü. Tabii bir de şöyle bir şey var, iktidarda kesinlikle kriz olduğunu kabul etmiyor. Tabii. Öyle bir durum daha var. Hele ki kriz var derseniz sinirleniyorlar. Tabii ekonomi bozuk derseniz falan böyle hakaretler ediliyor. Bu noktalara varan bir noktaya geldi maalesef. Ama her şeyi bilme şansınız yok. Yani tek başınıza ben eğitimi de bilirim, sağlığı da bilirim, ekonomiyi de, sanatı da, spor... Ya böyle bir şey yok. Burada yapılması gereken gerçekten işin çok iyi delege edildiği, gerçekten ihtisas sahibi insanların göre başına geldiği... Liyakata uygun bir ekiple. Liyakata uygun bir ekiple beraber yapılacak çalışmadan geçiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarısızlıkla karşı karşıya hükümetler bakımından. Şimdi AKP iktidarının 17 yılına bakıyorsunuz. 17 yıl boyunca her bakımdan zulüm ettiler insanlara. Baskı ve zulüm ortamı vardı. İlerleme kaydettiğimiz hiçbir nokta hiçbir yok. Hiçbir nokta yok. Yani şöyle söyleyeyim, basın özgürlüğü derseniz basın susturuldu zaten. Onlarca gazetecimiz, aydın insanımız cezaevinde içeriye alındı. Ve bu insanlar mahkumiyetlerini hala bitiremediler. Ve artı öyle ki benden olan olmayan diyerek insanları ayrıştırdınız. Ayrıştırırken de yine işte size oy verenler son derece iyi, vermeyenler terörist. Örgütü, terörist. Yani böyle bir yaftalama olamaz. Türkiye bugüne kadar böyle zulüm görmedi. Ondan sonra dediniz ki işte başkanlık sistemi gelsin. Başkanlık sistemi gelirse istikrar olacak, terör bitecek.
ekonomi düzlüğe çıkacak. Yani bu vaatleri verdiler. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir daha şey da olmadı, kötüye daha gitti. Da kötüye gitti. Hatta ben size bunları verilerle ifade edeyim. Bakın. Çok seviniriz. Ben şöyle tablolar hazırladım. Sizinle de paylaşayım. Enflasyon. Enflasyon oranlarına bakıyoruz. Bu ne zamandan itibaren? Haziran 2018. Yani başkanlık seçimi bittikten sonra AKP Genel Başkanı her şeyin hakimiyim diyen bir başkan olduktan sonraki süreç, bakalım istikrar olmuş mu olmamış mı görelim. Enflasyon süreci görüyorsunuz, Türkiye G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip olan iki ülkeden biri. Arjantin'e beraber, ki Arjantin'i biliyorsunuz ekonomik krizi tamamen böğründe yaşamış ülkelerden bir tanesi. Güney Amerika zaten genel olarak ekonomik olarak refah seviyesi düşük bir bölge. Aynen öyle. Enflasyonda bu durumdayız. E şimdi başkanlık seçimi geldi. Dediler ki ekonomiye güven gelecek. Ekonomi bir saygınlık kazanacak. Dünyada önemli ekonomiler arasına gireceğiz büyüme oranlarımızda dediler. E peki ne olmuş bir görelim. Ekonomik güven endeksi. Bakıyoruz. Haziran 2018'den bu yana bir sene içinde 95 seviyelerinden şu anda 85 seviyelerine düşmüş durumda. Demek ki ekonomide bir güven yok. Sarsılmış bir güven var maalesef. Güvensizlik ortamı var. Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken yeniden Türkiye'ye güveni tesis edebilecek bir ekonomi modelini hayata geçirmek. Bu verinin arkasından başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de ne yazık ki işsizlik oranları o kadar arttı ki şu anda özellikle gençlerimiz, her 4 gencimizden biri işsiz. Ki bu konuda da verilen rakamların doğru olmadığını biliyoruz. Biliyoruz. Artı her 3 gencimizden biri de ne eğitim görebiliyor ülkemizde ne de çalışabiliyor. Böyle bir ortam var. Bakıyoruz genel kayıtlı işsizlik işsiz sayısına. Tabii bu rakamları ben burada verileri de verirken şunu da söyleyeyim. Doğruluk payının verilerine göre veriyorum ve doğruluk payının verileri hem TÜİK'in hem de İşkur'un verileriyle birebir orantılı. Yani burada biz kendi başımıza hazırladığımız istatistikler tabii değil bunlar. Genel kayıtlı işsiz sayısına bakıyoruz. 2017 Haziran'da kayıtlı işsiz 2,5 milyona yakın. 2 sene geçmiş aradan 2019 Haziran başkanlık sistemi sonrası %68,5 artmış işsizlik. Bakın %68,5 kayıtlı 4,5 milyona yaklaşmış. Bir de bunun kayıtsızı var. Tabii ki. Kayıtsızı da şu anda ne yazık ki bizim ölçümlerimize göre 14 milyona yaklaşmış durumda. Bunca gencimiz, bunca cevherimiz maalesef işsizlik belasıyla boğuşmak zorunda kalıyor. Ve o insanlarımıza ne iş verebiliyoruz ne eğitim vaat edebiliyoruz. Peki böyle bir ortamda gençlerimiz nasıl geleceğe güvenle bakabilirler? Mümkün mü böyle bir şey? Hem bu ülkeye faydalı olmak, hem bu ülke için katma değer üretmek, hem de bu ülkede o muhteşem zekaların üretmesine yönelik bir ortam geliştiremiyoruz şu anda. Ve bu insanlarımız, bu gençlerimiz şu anda evlerine mahkum edilmiş ya da kötü alışkanlıklara, işte hırsızlık gibi, gasp gibi, uyuşturucu gibi ne yazık ki bunlara sevk ediliyorlar. Kesinlikle. Biz şu anda buna terk ettiysek gençleri, ayağa kalkmayan, gençlere enerjik olmayan, gençleri geleceğe güvenle bakamayan ve üretemeyen bir toplumun geleceği karanlık demektir. Bizim geleceğimizi aydınlatmamızın tek yolu ve yöntemi gençlere kıymet vermek, değer vermekten geçiyor. Gelecek kaygısının olduğu bir toplumda zaten başarılı olmak mümkün değil. Mümkün değil. Zaten bakın başkanlık sistemi sonrası burada görüyorsunuz 15-24 yaş arasındaki genç işsizlik oranı. %19,4'müş Haziran 2018'de başkanlıktan itibaren. Ve şu anda kaç? 25,2. Yani her 4 gencimizden biri işsiz. Net bir şekilde. Bu kayıtlı rakamlar. Kayıtsız rakamlara bakarsak neredeyse %35-40'lara yaklaşmış durumda. Yarı yarıya diyebiliriz aşağı yukarı. Aynen öyle. Yine doğruluk payının verileriyle bakıyoruz. Gençlerimiz yıllara göre bir mutluluk düzeyi anketi belirlemişler. 18-24 yaş arası. 2016'da %65 gencimiz ben bu ülkede yaşamaktan mutlu ve umutluyum demiş. Bakın çok güzel. %65, %65 iyi bir oran diyebiliriz yani. 2 sene geçti aradan, şimdiki oran %55,4. Aslında buna bakarken başka bir şeye daha bakalım. Ne mutluyum ne mutsuz ya da mutsuzum bu ülkede yaşamaktan ve umudum yok diyen
Vatandaşımız, gençlerimizin sayısı %45. Daha da artmış. Bu iklimden gençlerimizi çıkarmamız gerekiyor. Üreten bir gençliğe evrilmesi lazım sürece. Peki neyle olacak? Nasıl olacak? Bu ülke üretirse başarılı olacak. Bu ülke Cumhuriyet yıllarının ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük kalkınma hamlesiyle başlattığı ve kurduğu 38 fabrikayla birlikte ne vardı onun içinde? Basma, tekstil, tütün, meyve sebze üretme, yani her şeyi üretebilen bir ülkeydik. Neredeyse uçağımızı bile üretebilen bir ülkeydik. Ama ne oldu? 1945 ve sonrası çok partili yaşama geçirdikten sonra çok ciddi bir düşüş yaşadık. Şunu hemen ben ifade edeyim, bunu Cumhuriyet dönemine değinmişken. Cumhuriyet döneminin ilk verilerine bakın. 1923 ile 1946 yılları arasında, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir düşüş var ama sonrasında üreten ülke olmakla birlikte ihracat-ithalat dengesinde çok büyük bir yükseliş ve büyüme ve ihracatın çok büyük olduğu, ithalatın düşük olduğu bir ülke haline gelmişiz. Ve çok büyük bir katma değer elde etmişiz. Lakin 1946'dan sonra Marshall yardımının da gelmesiyle bütün dengeler değişmiş. Bugün Türkiye ithalat ve ihracat dengesinde en büyük zararı gören, dış borç stoğunun arttığı, hiçbir şeyi kendi üretemeyen bir ülke haline geldi. Sadece ithal eden bir ülke haline geldi. Bunun sebebi hem kendi fabrikalarımızı hiç pahasına satmak veya bu fabrikalarımızı yok etmekten geçti. İkinci mevzu ise tarımsal desteği vermemekten geçti. Şu anda kırsal kalkınma anlamında yaptığımız çalışmalarda o kadar gerideyiz ki maalesef şu anda çiftçimiz ve üreticimiz kan ağlar vaziyette ürünü yerde bırakır hale geldi. Onun da tablosu var. Bunu da ifade edeyim. Tarımsal kalkınmada biliyorsunuz da tarımsal destek miktarlarının kanuni olarak, yasal olarak verilmesi gereken devlet tarafından bir miktar var. Fakat maalesef şu anda tarımsal destek miktarları da o yasal düzeyin altında kaldı. Onu da şöyle gösterelim. Kanuna göre verilmesi gereken ilave tarımsal desteğe bakıyoruz. Verilen tarımsal desteğe bakıyoruz. 4 yıl boyunca verilen tarımsal destek miktarı aşağı yukarı aynı seviyelerde kalmış. Yani %40 civarlarında, yani 10 ila 15 milyar lira arasında kalmış. Peki kanuna göre verilmesi gereken ilave tarımsal desteğin neresinde kalmışız? İşte o da şu gördüğünüz çubukta ifade ediliyor. Ne kadar altında kaldığımızı görüyoruz. En son 2019'da %51.9, neredeyse yarı yarıya, hatta yarı yarıyanın da altında. Peki neden biz çiftçimize, köylümüze, üreticimize bu desteği vermiyoruz? Biz bu ülkede en güzel domatesi üretiyoruz, en güzel fındığı üretiyoruz, en güzel tütün bizde, çay, en güzel pamuk bizde, en güzel çay bizde, mercimek bizde, nohut bizde, çok basit. Yani samanı bile ithal eder hale gelmişiz. Bunların hepsini ithal ediyoruz. Samanı başka yerden, samanı yiyen ineği başka yerden alır vaziyetteyiz. Aynen öyle. Sadece tarım değil, hayvancılıkta, küçükbaş ve büyükbaşta da aynı şeyi yaşıyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. Halbuki hayvancılıkta da, tarımda da her şeye, bütün cevherlere sahip bir ülkeyiz. Bir örnekle açıklayayım. Ordu'ya, Giresun'a gitmişsinizdir. Orada da fındık yemişsinizdir ya da oradan getiren akrabalarınız, eşiniz, dostunuz olmuştur. Fındık ihracatı. Milyar dolarlara göre bakıyoruz. Baktığımız zaman 2014 yılında 2,5 milyar dolarlar seviyelerinde. Fakat sonra çok ciddi bir düşüş, hele ki başkanlık sisteminden sonra üretici, fındık üreticimizin fındığı ya dalda kaldı ya yerde kaldı. Şu anda fındığı üretip ihraç edemez hale geldik. Halbuki dünyanın en güzel fındığını üretiyoruz. Bir de ne yapıyoruz biliyor musunuz? O fındığı çok meşhur, dünyaca meşhur bir fındık kreması üreten bir tesise veriyoruz, fabrikaya veriyoruz. Sonra da o üretimi ithal ederek burada çok çok daha pahalıya kremayı satın alıyoruz. Satın alıyoruz. Ham maddesi bizden gidiyor. Yani böylesi bir ortamda ne güvenden, ne istikrardan, ne ekonomik şartlardan bahsetmek mümkün değil. Neyle gelişeceğiz? Üretimle gelişeceğiz. Neyle gelişeceğiz? Dünyayla yarışabilen bir noktada olabilmek için önce kendi ham maddemizi üretmek,
önce kendi teknolojimizi üretmek ve yazılımımızı üretme noktasına gelmek zorundayız. Biz şu anda ne yazık ki yerinde sayan hatta geriye giden bir ülke halindeyiz. Bunun üstesinden gelebilmenin tek yolu gençlerimizi yeniden işe kavuşturmanın, onları ürettirmenin ve geleceğe güvenle bakabilmelerin tek yolu üretimden geçiyor. Kesinlikle. Eğer üretirsek başarırız. Başka bir şey daha söyleyeceğim tarımsal verileri söylemişken. Üretmenin en başat kurumları yerel yönetimler olacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü eğer biz mevcut yerel yönetimlerimizin köylerde, beldelerde, ilçelerde, illerde üretmesini istiyorsak önce yerel yönetimlerimizin kırsal kalkınma alanında, Ege bölgesinde, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu bölgelerimizde önce tarımsal kalkınma noktasında yapacağı politikalar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu konuda takip edin. Göreceksiniz 5 yıl içinde kurduğumuz kooperatiflerle, üretici pazarlarımızla çok çok ciddi bir çalışma gerçekleştireceğiz ve çiftçimizi tarımsal anlamda destekleyecek, üreticimizi de mutlu üreticiler haline getirebilecek bir noktaya taşıyacağız. Böyle bir durum olursa gerçekten ülkemizin geleceği adına da harika bir çalışma olur. Kesinlikle. Hem gençler için, hem ticaretle uğraşan insanlar için, hem çiftçiler için genel olarak bütün ülkenin ekonomik faaliyetlerini hareketlendirecek bir çalışma olur. Aynen öyle Barış kardeşim. Sayın Başkan, belediyemizde kurulmuş olan Konak İlçe Belediyesi'nde yeni kurulmuş olan STK'lar ve vakıflarla ilgili bir birim var. Doğru. Bu birim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu birimin Konak Belediyesi'nin çalışmalarına sizce nasıl katkısı olur? Vakıflarla ve STK'larla içli dışlı olmak bir belediyeye ne katar? Bir defa şunu söyleyeyim, Konak Belediyesi'nin bu dönem yaptığı bu hamle bana kalırsa son derece önemli ve çok büyük katkısı olacak. Çünkü biz belediyelerimizi katılımcı bir anlayışla yönetmek üzere geldik. Bu dönem belediyelerimizde sivil toplum örgütlerinin çok daha etkin olduğu, sadece STK'ların değil, meslek örgütlerinin, sendikalarımızın, muhtarlarımızın, hemşerilerimizin söz söyleyebildiği, onların düşünceleriyle şekillendiği bir ortamı yaratmaya ihtiyacımız var. Bunu da neyle başaracağız? İşte bu birliktelikle, katılımcı anlayışla bunu sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcı sürecin başlatılması noktasında hem Kültür Park'la ilgili yaptığı toplantılar hem de tarımla ilgili yaptığı toplantılarda bu süreci başlattı. Biz de Konak Belediye'mizde sivil toplum kuruluşlarının, hemşeri derneklerimizin, bu kentte yaşam bulan gençlik derneklerimiz, engelli derneklerimiz, sanat derneklerimiz, spor derneklerimiz, birçok derneğimizin bu kentin yapılanması, bu kentin geliştirilmesi, bu kentin planlanması anlamında bu sürecin içinde olmalarını istediğimiz için bu birimleri kurduk. Sayın Abdülbatur Başkanıma öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Burada Konak'taki o uyumu yakalayabilmek ve bir orkestra şefi gibi görev yapabilmek adına böylesi bir çalışmaya imza attığı için biliyorum ki bu daha da gelişecek. Ve o birimdeki tüm arkadaşlarımız da sivil toplum örgütlerinin sesini dinleyebilecek, onları da kent planlaması içinde yer alabilecek çalışmalarda bu birimde çok başarılı olacak. Sayın Başkan, Temmuz başında yanılmıyorsam, evet notlarımı bir daha kontrol edeyim. Evet. Temmuz başında İl Başkanı Sayın Deniz Yücel ve ilçe örgüt başkanları olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Evet, doğru. Ve kendi sosyal medya hesabınızdan da bu ziyaretin çok verimli olduğunu, evet, ezber bozacak işler yapacağınızın sinyalini verdiniz. Kesinlikle. İlçe örgütlerimizin, ilçe belediyelerimizin Büyükşehir Belediyesi ile yapacağı bir büyük projelerden bize biraz bahseder misiniz? Her şeyden önce biz az önce de söylediğim gibi bir turizm kentiyiz Konak olarak. Büyükşehir Belediye'mizle de birlikte hem Kadife Kale'nin yeniden planlanması süreciyle ilgili ilk nüveler zaten başladı verilmeye. Kadife Kale'de biliyorsunuz Pagos üretici pazarımız açıldı. Başladı. O belli bir süredir gidiyor ve çok da ilgi gören, gün geçtikçe çarpan etkilerinin çok çok daha büyük olabileceği bir çalışma. Sanırım ring araçlarıyla birlikte tabii pazara yolcu da götürülebiliyor diye biliyorum. Doğru. Şu anda başladı. Geçen hafta ilk uygulamasını gördük. Ring araçlarıyla birlikte tüm vatandaşlarımız, halkımız Kadife Kale ile buluşuyor. Çok uzun yıllar önce Kadife Kale'nin o ihtişamlı, şaşalı, görkemli günlerine geri döneceğiz. Çünkü Kadife Kale'de bir şey var.
Bir defa Kadife Kale İzmir'in İzmir'i büyüleyen, İzmir'in büyüsünü yaşadığı bir bölge. Neden? Çünkü İskender biliyorsunuz burada bir çınar ağacının altında uyuyakaldığında gördüğü rüyada burada bir şehir kurulması gerektiğini söyleyerek talimat veriyor ve Kadife Kale'nin eteklerinde İzmir şehri kuruluyor. Ve diyorlar ki yine o zamanki rivayete göre bu kentte yaşayanlar 3 kat 4 kat daha mutlu olacaklar. İşte 3 kat 4 kat daha mutlu olabileceklerini bildiğimiz bu berekete, bu zenginliğe ve oradaki bütün kültürlerin varlığının yaşadığına inançla oradan İzmir'e yeni bir kalkınma süreci başlatacağız. Yeni bir bereketli bir süreç başlatacağız. Bu kentin bereketi Kadife Kale'de var. Orası çok kıymetli bir bölge. Baktığınız zaman 360 derece panoramik bir bölge. Ki şunu söyleyeyim, gittiğim adalarda, kalelerde görüyorum. Mesela Kos, Lindos, Rodos gibi adalara gittiğimde hep şunu gördüm. Orada Kadife Kale'nin ölçek olarak çok çok küçük kaleleri ve adalar bu kalelerin elinde yükselerek kalkınma potansiyeli oluşturmuşlar. Halbuki Kadife Kale çok çok daha güzel bir cevhere sahip. Hem kenti 360 derece panoramik gören bir noktada hem de alan olarak birçok etkinliği, eylemi gerçekleştirebilecek kadar büyük. Tabii büyük ve tarihi bir, çok kadim bir kültürü var Kadife Kale'nin. İşte bunu hayata geçirmek için ilk adımdır bana kalırsa bu. Konak Belediye'mizle de beraber Büyükşehir Belediye'miz bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bu birincisi. İkincisi yine ezber bozacak dediğimiz işlerden bir tanesi. Aslında bu az önce verdiğim veriler bunun da bir nedeni. Tarımsal kalkınmadan bahsettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün tarımsal kalkınma hamlesiyle çok önemli bir şey yapacak. Geçmiş dönemde başlayan yerelde kalkınma stratejisi ve yarımada stratejisinin yanı sıra yerli tohum üretiminin sağlanması ve yerli tohumun sahip çıkılmasıyla ilgili bir çalışmaya başlayacak. Özellikle şunu dile getireyim. Yerli tohum bizim için, bizim sigortamız yerli tohum. Ve bu sigortanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket etmek ve yerli tohuma sahip çıkmak. Tüm ülkenin sigortası aslında. Kesinlikle öyle. Zaten İzmir'den başlayacak bir ateş yakıyoruz biz şu anda. Yani eğer kırsal anlamda yapılacak çalışmalarda yerel yönetimlerin bütünlüğüyle Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bunu uygularsa Türkiye çapında insanımızın yüzü daha da fazla gülecek. O nedenle bu noktada yapılacak çalışmalarda yerli tohumu destekleyecek. Aynı zamanda üretici pazarları şimdi başladığımız gibi yaygınlaştıracağız ve kooperatifçilikle belki sadece İzmir'de değil, İzmir'de başlayan kooperatifçilik hareketi tüm Türkiye'ye yayılacak. Şu anda hatta görüşmeler bile başladı. Zaten Sayın Tunç Soyer biliyorsunuz, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'la da görüştü Ankara ve İstanbul'la. Şu anda onunla ilgili çalışma gerçekleşmeye başlıyor. İhracat ofisleri kurulacak. Bu ihracat ofisleri hem çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi yerli niteliklerle donatarak onların kazanmasına ve ürettiklerinin dış piyasaya gönderilmesine neden olacak. Ve İzmir'den başlayacak bu hareket bir defa bütün Türkiye'ye yayılacak. Ben buna inanıyorum. Zaten şuna da ihtiyacımız var. Bizim bu dönem yapacağımız işler aslında bizi birleştiren, az önce söylediğim o sevgi diliyle bizi bir araya getiren işler olacak. Yani bizi ayıran değil birleştiren şeyleri hatırlamamız gerekiyor bu dönemde. Sadece ekonomik anlamda, tarımsal anlamda değil, sosyal anlamda da bizi birleştirecek bir noktadayız bugün. Yani Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir Türkiye için kolları sıvadı diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Uzlaşmacı, kucaklayıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her daim her alanda kendini çok iyi ifade eden bir noktası olacağız. Yani o nedenle şunu söylemek istiyorum. Birincisi kendi öz değerlerimize sahip çıkacağız. Öz değerlerimize sahip çıkarken insanımıza sahip çıkacağız. Hemşerimize sahip çıkacağız. Ve en sonunda da çok daha mutlu bir Türkiye'nin yaratılması için İzmir öncü kentlerden biri olacak. Kesinlikle. Sayın Başkan, 2015 yılında sizin de çalışma grubu başkanlığını evet. yönettiğiniz bir expo süreci geçirdik. Doğru. O dönemde maalesef ki expo Milano'ya verildi. İzmir alamadı. Sizin de bu konuda büyük başarılarınız ve tecrübeleriniz var. Expo'nun da bir kent için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar harika bir fuar ortamı sunduğunu biliyoruz. Doğru. Ve expo sayesinde
kalkınan birçok kent olduğunu da biliyoruz. Evet. Sizce Tunç Soyer başkanlığında İzmir'in tekrar bir expo atılımı olacak mıdır? Zaten Tunç Başkan bunu kendisi de belirtti ama bu konuya bakış açınız nedir? Bir expo İzmir'i ne vaziyete getirir ya da 2015'te ne gibi eksiklerimiz vardı da expo'yu Milano'ya kaptırdık? Neler yapılabilir bu konuda? Öncelikle o süreci çok iyi deneyimlemiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Ve Tunç Soyer'le de uzun süre çalışmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. O dönem bize gerçekten çok önemli bir birikim ve deneyim kattı. Bugün Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olması İzmir için bir şanstır, onu da ifade edeyim. Çünkü bu süreci çok iyi, yakından tanıyan, bilen, diplomatik görüşü olan, bu konuda daha ileri bakabilen ve uluslararası arenada da kentimizi daha önce zaten temsil etmiş bir kişi bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Bu bir defa bir mutluluk verici bir şey. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. 2015 Expo'sunun Milano'ya kaptırılmasındaki en temel sebeplerden bir tanesi bu işin ev sahibinin kimin olacağını bilemememizden kaynaklandı. Yani Ankara'dan süreci yönetmeye çalışan bir anlayış vardı, bir idari vesayet vardı ve merkez atamalarıyla İzmir'deki projenin yürütülmesine çalışıldı ve İzmir Büyükşehir Belediye'mize o dönem yeterince söz hakkı tanınmadı. Aslında en büyük sıkıntımız buradan kaynaklandı ve bu bir süre sonra koordinasyon eksikliğine neden oldu. Kopukluk olmaya başladı. Sayın Tunç Soyer o dönemde gerçekten hem duruşuyla hem birikimiyle hem de yaklaşımıyla süreci en iyi şekilde yöneten çok önemli bir yöneticiydi Expo Genel Sekreteri olarak. Ama süreçten galip ayrılamadık. Ama şunu da söylemek lazım. Expo'ya ilk defa Türkiye aday olmuştu ve ilk defa İzmir'le aday olmuştu. İzmir o dönem tanıtım atağında dünyadaki birçok kentin, birçok ülkenin tanınması bakımından çok büyük bir potansiyele sahip oldu. Yani bunu pahayla biçemezsiniz. Bu süreç öyle bir süreçti. Ama şimdi o süreç geride kaldı. Sonra 2020 Expo'suna aday olduk. Yine orada belli birikimler elde edildi. Ama yine benzer konular vardı. Ama bu dönem öyle olmayacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü Expo 2030 süreci adaylığı için Sayın Tunç Soyer de ifade etti. Biz aday olmayı düşünüyoruz. Yeniden Expo'ya aday olacağız dedi. Bence bu dönem Expo'ya aday olmakla kalmayacağız. Bu sefer Expo'yu kazanacağız. Neden? Çünkü bu işi çok iyi bilen birisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Ve biliyorum ki tamamen sürecin sonuna kadar, adaylık sürecin sonuna kadar bu işin başında duracak. Ve çok iyi bir kadrolanmayla, yeni bir yapılanma ve birikimle bu işi biz burada ipi göğüsleyeceğimize sonsuz derecede inanıyorum. Tabii Expo'yu neden bu kadar çok istedik biz? Neden bu kadar Expo dedik de olmadı ve şimdi yeniden Expo'ya aday olmak gibi bir düşünce ortaya çıktı? Bunun temel sebebi şu. Expo dünyanın kültür, tarih, eğitim olimpiyatları olarak anılıyor. Dünyadaki üç önemli organizasyondan Dünya Kupası, olimpiyatlar ve Expo. Bravo, aynen. Bu üç organizasyon dünyada çok önemli. Ama biz aday olduktan sonra daha iyi algılamaya ve öğrenmeye başladık Expo'yu. Öyle bir organizasyon ki Expo 6 ay boyunca yani 180 gün boyunca sürekli açık kalabilen bir organizasyon. Bir sergi organizasyonu, bir fuar ama dünyadaki kentlerin, ülkelerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri buluşlarını, yemeklerini, danslarını, müziklerini sergileyebildikleri. Tamamen kenti inanılmaz bir noktaya getiren bir yani bir vizyon çalışması, vizyon projesi Expo. Expo hayata geçtiği andan itibaren şunu söylemem. İzmir kalkınacak, Türkiye kalkınacak. Hayır. Türkiye'nin ve İzmir'in kalkınmasında amaç değil, araç olacak Expo. Evet. Ve 50 milyar dolara... Bir kapı açacak. Kesinlikle bir kapı açacak. 50 milyar dolara yakın bir yatırım sağlayacak Türkiye ve İzmir'e. Ve İzmir, ben biliyorum ve inanıyorum ki Ege bölgesine de çok ciddi bir katkısı olacak Expo. Kesinlikle. 6 ay boyunca. Ve şunu söyleyeyim. Mesela bazı örnekleri var. 2010 yılında Şangay'da mesela Expo en son yapıldı. 6 ayda kaç milyon ziyaretçi geldi biliyor musun Barış kardeşim? Bilmiyorum ama çok yüksek olduğunu tahmin edebiliyorum. 72 milyon ziyaretçi. Yani bizim ülke nüfusumuza denk neredeyse. Yani yurt dışından
Yurt içinden olmak üzere 72 milyon ziyaretçi katılmış. Ve hepsinin aynı şehre gitmesi, ardından çevre kentleri dolaşması. Tabii. İnanılmaz bir organizasyon. Kesinlikle. Artı 2015 Milano organizasyonu. Ben o organizasyona İtalyan hükümetinin onur konu olarak gittim. Expo Dünya Sergileri Türkiye temsilcisi olarak gitmiştim. Ve gördüğüm çok önemli bir şey var. Öylesi devasa bir ortamda her ülkenin kendini ifade edebileceği, yerel niteliklerini de ortaya koyabileceği devasa pavyonlarda hem üretiyorlar hem de kendilerini anlatıyorlar. Yani bana kalırsa dünyada en güzel organizasyonlardan bir tanesi. Hatta Olimpiyat Oyunları ve Dünya Kupası dedik ya, başı çeken 3 organizasyondan biri diye. Hacim olarak onlardan çok daha büyük. Çünkü süre olarak daha fazla, katılımcı daha fazla. Aynen öyle. Bir başka boyutu da yine Sevilla'da yapıldı. Sevilla 92 senesinde yaptı. İspanya'da. Ve bulundukları alanı bir teknoparka dönüştürdüler. Yani 6 ay bittikten sonra hadi kapattık gidiyoruz demediler. Dediler ki biz buraya bir teknopark yapmak istiyoruz. Şu anda o teknopark yılda, her yıl düzenli olarak Sevilla'ya 2 milyar dolar katma değer sağlıyor. Artı 25 binin üzerinde de insanı istihdam edebiliyorsunuz. Böylesi bir organizasyon, işte Paris gibi, Barcelona gibi kentlerimiz Expo ile doğmuş kentler. Bugün Eiffel Kulesi'ni hepimiz tanırız değil mi? Eiffel Kulesi. Eiffel Kulesi 1889 yılında 1889 Expo'su için inşa edildi. Böyle de bir özelliği var Expo'nun, böyle bir eser bırakıyor. O nedenle Expo'ya katılmamız süreç içinde çok önemli. Ama şunu çok iyi tayin etmemiz gerekiyor. Kentin stratejik planlarında, gelecek vizyonunda, 2030 sonrası sürecinde bu kente gerçekten katma değer sağlayacak mı ve bizim planlarımızda doğru yere oturuyor mu Expo? İstediğimizi başarabilecek miyiz? Bu önemli. Yani evet, hadi biz Expo'yu yapalım, adımızı duyuralım, işte Expo ile yeni bir süreç başlatalım demek yetmiyor. İyi bir hazırlık süreci geçirilmediği zaman Expo'nun bize zarar vermesi gibi bir durum da söz konusu. Aynen öyle. Olan, var olan imajı da zedeleyebilir. Kesinlikle öyle. O yüzden bunu doğru yere oturtmak lazım. Fakat iki defa aday olmuş İzmir üçüncüsüne neden talip olacak? Çünkü İzmir öyle bir kent ki yapısıyla, bir liman kenti olması, kültürleri taşıması, doğunun batıya, batının doğuya açılan kapısı olması nedeniyle son derece Expo için biçilmiş kaftan kentlerden bir tanesi. Ve Expo büyüme hacmi olan kentleri tercih eden, gelişen kentleri tercih eden bir organizasyon. İzmir'de böyle bir kent. O nedenle Expo bize yakışır diye düşünüyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim Expo ile ilgili. Özellikle yoksulluk süreci artıyor biliyorsunuz dünyada. Ve bu baş edilmesi gereken zorlu konulardan bir tanesi. Bana kalırsa önümüzdeki süreçte aday olduğumuz Expo'da yoksulluk teması, dünyadaki yoksulluğa değinerek insanlık için yeni fırsatlar yaratabilecek bir temayla eğer biz katılırsak, biliyorsunuz son iki temamız herkes için sağlıktı. Ama bu tema, yoksulluk üzerine yapacağımız tema, tamamen evrensel niteliklere sahip olan bir tema olacak. Önemsediğim konulardan biri BRICS ülkeleriyle bunu gerçekleştirmek. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika. Bu birliktelik işbirlikleri onların da ülkelerindeki kent yoksulluğunu ortadan kaldırmak adına çok ciddi ve büyük bir işbirliği olur. Evrensel bir işbirliği olur. Ve bu yoksullukla mücadele sürecinde Türkiye de bu sürecin içinde yer alır diye düşünüyorum. Sayın Başkan, son olarak sormak istediğim... Evet. İstanbul'da biliyorsunuz Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun haksız yere yargılanması devam ediyor. Evet. Sizin gibi yine kendisi de örgüt başkanlığı yapmakta. Canan Başkan'a yapılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Canan Başkan'ın üzerine atılmış, yaftalanmış olan hangi... suça istinaden görülen bir dava olsa da biz bu suçların hiçbirinin gerçek olmadığını biliyoruz. Biz hep bugüne kadar demokrasi, adalet mücadelesi verdik. Özgürlüklerden bahsettik. Bugün Canan Kaftancıoğlu onun simgesi olmuştur. Neden? Çünkü kendisine yapılan bugün bize yapılıyor demektir. Aslında Canan Kaftancıoğlu'na yapılan sadece Cumhuriyet Halk Partililere yapılmıyor. Aynı zamanda bu ülkede adalete kavuşamamış,
özgürlüğe kavuşamamış, barış içinde yaşayamayan insanlarımıza yapılan bir yaklaşım. Canan Kaftancıoğlu hem bunun bir simgesi olması hem de bir kadın figürü olması itibariyle de bunun mücadelesini en iyi şekilde verebilecek çok ciddi bir siyasi figür haline geldi. Canan Hanım... Ve bu da hükümeti rahatsız etti doğal olarak. Rahatsız etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde gerçekten insanüstü, fevkalbeşer bir şey koydu ortaya. Mücadele koydu, çaba koydu. Bunun sonucunda bir başarı. Ve bu özveriyle yapılan çalışmanın sonunda da İstanbul gibi bir kale düştü. Bundan çok ciddi bir rahatsızlık uyandı. Ama biz biliyoruz ve inanıyoruz ki halen adaletin tecelli edebileceğine inanan hakim ve savcılarımızın olduğunu, adaletin ülkemiz için geçerli olduğunu ve bu umudu taşıdığımızı, Canan Kaftancıoğlu'nun da sonuna kadar yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Canan Kaftancıoğlu asla yalnız değil ve sahipsiz değil ve bugün Canan Hanım'a yapılan her bir yurttaşımıza yapılmış demektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet sevgili İzweb TV izleyenlere, Şeffaf Dosya programının bu haftaki konu Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü Başkanı Sayın Çağrı Guruşçu ile İzmir ve ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Başkan, son olarak eklemek istediğiniz ve topluma vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Tabii, şunu söyleyeyim. Bir defa İzmirli hemşerilerimiz çok rahat olsunlar. Çünkü İzmir bir dünya kenti. İzmir kabuğunu kıracak bir kent. Şimdi o çalışmanın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Ve ben diyorum ki ve biliyorum ki İzmir'in önündeki bu süreç daha da İzmir'in büyümesine, yeni bir vizyon oluşturmasına neden olacak. Şimdi bazı hayallerimiz var. Az önce siz sordunuz bana, dediniz ki nasıl ezber bozan işler yapacağız? Bugün şunu söyleyebilirim ki bu kent kültürde, sanatta, turizmde, aynı zamanda spor alanında engelliler, gençler, kadınlar ve çocukların daha rahat yaşayabildiği bir kent haline gelecek. 5 yıl sonra göreceksiniz. Bu dünya kenti öyle bir noktaya gelecek ki sadece Akdeniz çanağında kendi adından söz ettiren değil, Orta Asya'da, Uzak Doğu'da kendi adından söz ettiren muazzam bir kent olacak. Tunç Soyer şu vizyonu ortaya koydu, benzerini söylüyorum. Çin'de başlayan İpek Yolu projesi 5 trilyon dolarlık bir proje, 380 milyar dolarını katılımcı olduğu ülkelerden alıyor. İzmir neden bu yolun üstünde olmasın? Kesinlikle. Neden İpek Yolu'yla birlikte gelişen bir ekonomiyi yöneten kentlerden biri olmasın? İşte İzmir böylesi bir vizyon koyacak ortaya bu dönem ve inanıyorum ki dünyaya açılan İzmir tüm hemşerilerimizin refah içinde yaşadığı, aynı zamanda yurt dışından gelen yabancı misafirlerimizin güvenle ve mutlulukla ağırlandığı bir kent haline gelecek diyorum. Size de, İz Gazete ailesine de, sen çok değerli Barış kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Biz de programımıza katılıp değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İzweb TV izleyenleri, sizlere de programımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Şeffaf Dosya programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.